Civcivler büyüdüklerinde ne olur? Tavuklar büyüdükten sonra kaz olurlar. Kaz olduktan sonra ise koyun olurlar. Koyun olduktan sonra inek olurlar. En sıradan kaybedişler, mülkü, toprağı, evi mesela kaybedişler. O bir sürü acılar, mücadeleler. Sonra mecbur olduğu için nefes alarak yaşamına devam eden insanlar. Asıl mesleği diş hekimliği olan yazarımız Yuha'nın ilk kitabı Yaşamak. Şimdi bize kitabı, yazarı ve Çin tarihini sevgili Gamze anlatacak. Buyur Gamze. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz bu pazar gününde yağmurlu bir Antalya'dan hepinize merhaba. Bu paşa pazarınızı benim bu sunumuma ayırdığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Önce bir yazarı anlatayım. Kitapta neler var? Hani önce bir devrimi anlatayım. Hani yaşamı demiştim ama kitapta neler bahsediyor? Önce onu anlatayım, yazarı anlatayım. Sonra sevgili arkadaşım Gürbüz Deniz'in bana Japonya'da, Çin'de Çin tarihi üzerine master doktora yapmış bir sevgili bir arkadaşının internetteki bir YouTube paylaşımını gönderdi bana. O kadar güzel anlatmış. Yani hani bu ileri doğru atalım kültür devrimi çok ama hani gerçekten orada Çin yönetimiyle ilgili master doktora yapmış birinin sunumu. Umarım sizin de bu kitap konusunda faydalı olurum. Yuha bir saniye bulduğum yeri bir bakayım. Çok da güzel bir sunumdu. O yüzden Merveciğim. Yuha 1960 yılında Çin'in doğusunda yer alan Hanshou'da doğdu. Çocukluğu izleri tüm yapıtlarında görülebilecek Çin kültür devrimi yıllarında. Yani bu yıllar hangi yıllar? 1966-76 yıllarında geçti. Bu yıllar beni çok etkiledi çünkü biz o yıllarda hani başka olaylar yaşarken onların hala yönetimini oturtamaması Çin'in benim canımı çok acıttı. Gerçekten insanca yaşamayı çok geç ulaşabilmiş bir toplum Çinliler, Çin halkı. O yüzden bu yıl beni en çok etkileyen kitap Yaşam kitabı oldu. Diş hekimliği öğrenimi görüyor ve 5 yıl boyunca diş hekimliği yaptıktan sonra mesleğini tümüyle bırakıp edebiyat çalışmalarına adıyor. Tabii 1993'te yayınlanan romanı Yaşamak, Çinli yönetmen Zhong Yimou tarafından sinemaya aktarıldı. Ve ülkesinde film yasaklanıyor. Yani bizim sadece yol, sürü filmlerimiz gibi, Yılmaz Güney'in filmleri gibi başka ülkelerde de aynı kaderi paylaşan, düzeni, gerçekliği ortaya çıkaran yapıtların engellenmesini bu eserde de görüyoruz. Cannes Film Festivali'nde 93 yani 94 yılındaki film büyük ödüle layık görülüyor. Her ne kadar romandaki melankoliyi aktarmakta yetersiz kaldığı ve kurguya sadık kalmadığı için eleştirilse de film kitabın ülkesinde büyük bir şöhret kazanmasını ve dünyada dikkat çekmesini sağladı. Yaşamak İngilizceye çevrilmesinin ardından Amerika başta olmak üzere birçok ülkede çok satan kitaplar listesine girmekle kalmadı. Edebi niteliğiyle edebiyat çevrelerinde büyük bir heyecan uyandırdı. İtalya'da Premio Granzane Cavour ödülünü olan roman art arda birçok dile çevrildi ve yazarın kanını satan adam bu kan meselesi çok kıymetli benim için. Yani Yaşamak kitabında da çocuğun kan vermek için öldürülüşü beni en çok etkileyen bölümlerden biriydi. Çünkü bunun nedeni de işte birazdan anlatacağım. Kültür devrimi sırasında Mao'nun kanımız, canımız, her şeyimiz için Mao için. Yani insanların bedeni, bütün ruhu, her şeyiyle Mao için, Mao yönetimi için çalışmasını anlatıyor. Adanmışlığını, halkın yönetim için kendisini adamasını anlatıyor. Çok acı. 90'lı yılların en etkileyici romanları arasında gösterildi. Nobel ödüllü Moyan ile birlikte modern Çin edebiyatının yaşayan en önemli yazarı kabul edilen ilk kez bir Çinli'nin aldığı James Jones ödülünün de aralarında olduğu birçok saygın ödüle layık görülen Yuha eserleri 2000 yıllarda yayınlanan Yağmurda Gözyaşları, Kardeşler, Alacakaranlıktaki Çocuk, Saklı Çin'in Hikayeleri romanları ve öykü kitapları ile birlikte şimdilik 20'den fazla dile çevrilmiştir. Yazarın kanını satan romanı Erdem Kurtuldu'nun çevirisiyle Jaguar kitaptan çıkacak diyor. Ben de mesela bu kanını satan romanı çok merak ediyorum. Gerçekten kitapta da işte sürekli kanını satmadan bahsediliyor.
burada da bir çocuğun yönetim için, vali için kanını verirken ki ölüşünü, adamın kendi oğlunun ölüşüne tanık ettiğini göreceğiz. Ben şimdi size Çin'in ileri doğru Mo yönetiminin, Moyan yönetiminin 1910 yıllarında hanedanlık çöküyor Çin hanedanlığı. Yani ileri doğru atılım olmasa da hanedanlığın çökeceği söyleniyor birçok siyasetçi tarafından Çin'de. Çin Komünist Parti devrim olacak ve bu sırada Japon işgali yaşıyorlar. Mao Rusya'daki bu sosyalizm hareketlerinden, Stalin'den çok etkileniyor ve diyor ki bunların da işte endüstrisi yok. Bu endüstri devrimi de çok önemli. Yani Almanya, İngiltere bu coğrafi keşiflerle elde ettikleri madenleri işlemeyi, endüstrisini geliştirmeyi öğrendi. Ama diyor Rusya diyor sosyalizmi yaptı, işte endüstrisini de genişletti. Biz de Rusya gibi sosyalist akımı yayabiliriz ülkemizde diyor. Ama Mao 1950'li yıllarda Rusya'dan ayıran şey ne? Onun sosyalizminin başarısız olması nedeni ne? Çünkü Mao bütün Çin'de değil bir bölgede sosyalizmi, yani şehirlerde bunu yayması mümkün değil. Bir kırsala, çok böyle fazla insanın yaşamadığı bir kırsalda sosyalizmi yaymaya çalışıyor. Oysa ki Rusya'da şehirden başlayan, bütün halkı kapsayan ve birazdan anlatacağım gibi küçük fabrika olmayan, işe yaramayan işletmelerle değil, büyük demir çelik endüstrisi fabrikalarla sosyalizm devrimini yapmaya çalıştı. Ben bir belgeselde izlemiştim. Stalin Çin'deki sosyalizmden o kadar rahatsız oluyor ki büyük kitleleri toplamışlar ve Stalin geliyor diyor ki sizin yaptığınız sosyalizm falan değil, acı veriyorsunuz bu halka, yapmayın. Bu sosyalizm değil diye Mao yönetimine eleştiride bulunuyor, kızıyor. Ama Mao asla durmuyor. Yani onun kazanma tutkusu devam ediyor. 1920'de Çin Komünist Partisi zayıf, anti-emperyalist bir mücadele var ve güçleri birleştirin var. Anti-komünist lider, milliyetçi olgular peşinizde, siz kırsala kaçmak zorundasınız diyor. Ve kuzeyde Çin Komünist Parti Yenan'a yerleşiyor. Yani Mao'nun partisi. Medeniyet olmayan bir yer. Öyle kötü bir yer ki burası Yenan dediğimiz bölge. Tren yok, su yok, elektrik yok ve platorya var. Yani her zaman ezilenlerin başında köylü kesimi var. Ve Mao Çin sosyalizminin kurucusu olması, Çin Komünist Partisi lideri olması, Yenan'a gitmesi bu uzun yürüyüşle başlıyor. Geçen yıllarda da bizim Ankara'ya bir yürüyüşümüz yaptı Kılıçdaroğlu. Siyasetçilerin böyle devrim yapmak için yürüyüşleri Mao yönetimine dayanıyormuş. Ben de bu uzun yürüyüşle Yenan'a gidip sosyalizmi başlatmak istiyor Mao'muz. Ama Ortodoks Marksizm köylülerden nefret eder aslında. Çin'de de böyledir. Köylüler dindar, gericidir. Çarı seviyorlar. Marksizm, proletarya, ilerici sınıfı, proletarya köylüler arasında çok fark var. Ama Mao'nun köycülüğü burada önemli. Komünist Parti köylüler ne yiyorsa onu yiyin. Yediğinizin de parasını ödeyin diyor. Yani gittiler ya bunlar Yenan'a. Orada diyor ki işte köylülerden ne aldıysanız, ne yediyseniz onun parasını yiyin. Onlarla birlikte, onlar gibi yaşayın diyor. Ama mümkün mü? Yani şehirden Yenan'a gelmiş bu kadar kırsaldaki insanların köylülerle, proletarya ile birlikte yaşam sürmesi mümkün değil. Propaganda ve hep şöyle deniyor sosyalizmde. Ben sizden biriyim. Kitapta da bunu göreceğiz. Büyük yemekhaneler kuruluyor. Adamların koyunları o kadar kendi haline bıraksa kırsaldaki insan o kadar çok şey ki iyi ki adamları ete boğuyorlar. Çünkü zorla elinden aldıkları koyunlarla et veriyorlar, yediriyorlar romanda. Ama biz bunu başaramadık. Hadi siz evinize gidin. Tencerelerini bile adamların yemek pişirdiği tencereleri alıyorlar. Bu da çok önemli. Ondan da birazdan bahsedeceğim. Ve Japon ve 35-45 yıllarında Japon istilası oluyor. Ve bu istila olmasaydı komünizm geçerli olacak mıydı diye tüm siyasetçiler bunu soruyor. Yani Japon istilası olmasa belki buna çok rağbet edilmeyecekti. Yani izin verilmeyecekti belki de deniliyor. Mao'culuk ve Çin sosyalizmi, sosyalizmin dışında kabul edilen bir sosyalizm anlayışı genel olarak. Mao köylülerin devrimciliğini savunuyor ve ileri atılım denilen bir hamle. İleri atılım çok önemli onun için çünkü çelik üretimini arttırırız. Neden çelik üretimi çok önemli? Varsa o ülkede silah yapımı için en çok ne gerekli? Silah gerekli ve
O yüzden de önemli binaların arkasına Rusya'daki gibi değil, büyük demir çelik fabrikaları yapmak yerine bu evdeki kapları, kacakları, her şeyi topluyor halktan. Mesela devlet dairelerinin, büyük binaların arkasına çeliklerin eritildiği şeyler koyuyor, makinalar koyuyor. Ama o kadar kalitesiz ki, tabii demir çelik fabrikalarını gezdim ben. Çünkü Metal İşverenleri Sendikası'nda Biz Bize isimli dergide editörlük yaptım ve demir çelik endüstrisi ne kadar zor, ne kadar büyük yatırımlar istediğini oralarda gördüm. Oradaki işçiliğin de dünyadaki en zor işçilik olduğunu gördüm. Dolayısıyla o küçücük Rusya'daki büyük demir çelik fabrikalarını yerine bizim Mao insanlardan tencereleri toplayıp demir çelik üretip savaşacak gücü bulmaya çalışıyor. Aslında çaresizlik de bir anlamda. Çünkü savaşmak için, silah için demir çeliğe. Romanımızda da biliyorsunuz bütün evlerden kapları topluyorlar ve bizim Fugi onu eritmeye başarıyor. Günlerce ateşte yakıyorlar tencereleri ve sadece Fugi'nin ailesine nöbet geldiğinde ancak ocaktaki demir çelik eriyor ve bu çok tebrik ediliyor, çok kutlanıyor. Oysa ki bu demir çeliklerin küçük atölyedeki bu fırınlardaki işte binaların arkalarında yapılan Çin'deki fırınlardaki demir çelikten hiçbir şey işe yaramıyor. Silah için, savunma için de kullanılamıyor. İleri devrim dediğimiz bu devrimde büyük işte lokantalar, büyük şeyler, yemekhaneler kuruluyor. Herkes evde yemek yapmayacak deniyor ama bunu iyi yönetemiyorlar. O kadar kötü yönetiliyor ki. Ve büyük kıtlığa neden olan bir iş ünitesi sistemi var. Ve herkes o sene kafasını yani herkes o sene iki katına çıkarmalı üretimi deniyor ama mümkün değil. Mao yönetimi bu ileri atılım dediğimiz ileri atılım hamlesinde 1 milyon, bazı kaynaklara göre de birçok yani radyo programları, işte Rusya'nın kurduğu Çin'deki radyo programları o dönem dinlenmiş. 5 milyon insanın açlıktan öldüğü tespit edilmiş. Ne kadar bir acı. Şehirde insanlar da zayıflıyor. Çünkü kırsaldan şehre de yiyecek gelmediği için berbat bir duruma geliyor ülke. Ama Mao diyor ki çok üzgünüm. Yani ben yapamadım. Ekonomiden anlamıyorum. Çok üzgünüm ve tüm halkımdan özür diliyorum. Kültür devrimi yapacağım ben diyor. İşte kültür devrimiyle ülkemi hak ettiği yere getireceğim diyor. Ve kültür devrimi de vahim bir devrim oluyor. Yani hem ileri doğru atılımda, kültür devrimde vahim oluyor. Akademisyenler, yani kültür devrimde o kadar kötü oluyor ki tüm akademisyenleri kırsala gidiyor. Beyin göçü ve burada buğday çapalıyorlar. Çin devrimci mücadelenin en fonksiyon olan alanı bende diyor Mao. Beni takip edin ve kırsala gidelim. Tabii şehirlerdeki o beyin dediğimiz, şu an bizim Avrupa'ya giden beyin göçü o gibi, en büyük, yani Türkiye yapılacak en büyük haksızlığı yaşıyor şu an bu ülke. Yetiştirmiş mühendislerimiz Almanya'ya gidiyor akın akın. Hiçbir maliyet ödemeden adam mühendise sahip oluyor Almanya, işte birçok ülke. O dönemde de daha da kötüsünü yapıyor. Kırsala götürüyor bu akademisyenleri. Ve Sovyetlerde merkezden başlayan kalkınma hamlesi Çin merkezileşmeden kaçınıyor. Yani merkezi ve tüm Çin'e yayılmasından kaçınıyor. Dolayısıyla başarısız oluyor. Mao öğrencileri komünist entelektüellerle ayrı düşüyor. Mao'nun yetiştirdiği öğrenciler, komünist olan öğrencilerle aynı fikirde olmuyor. Çünkü parti yapısı farklı. İleri doğru atalım, deneyim ve hamlelerin hiçbiri olmuyor. 49-76 yılları arasında köylüler yurtlarda, işte bu ileri doğru atalım dediğimiz yemekhane, yatakhane, komün deneyimi yaşıyor. Ve alelacele yapılıyor. Yani hiçbir altyapısı yok, hiçbir öngörüsü yok. Bu insanlar 12 ay sonra evlerindeki hayvanları getirdik, ne yiyecek diye bir düşünce yok. Ve Çin üretim kapasitesi buna müsait değil. Çin'in üretim kapasitesi planlama merkezden taşraya değil. Yani bütün merkezi bir sistem değil. Ve eğitim, daha sonra da kültür devrimini Mao deniyor. İşte eğitim, kültür, propaganda ile propaganda o kadar önemli ki, yani bu benim bu bilgileri aldığım kişi de Çin'deki propaganda üzerine doktora yapmış bir bayandı. Birazdan ismini sizlerle paylaşırım. Pekin Radyosu dünyanın en ücrasına kadar onlarca dilde
yayın yapıyor bu dönemde, kültür devriminde ileri adım. Çünkü bunların hepsini Rusya altyapısını veriyor. Ve Sovyetler Birliği'ndeki dünyadaki uzmanlar bunu sağlıyor. 1960'larda ideolojik çatışma var ve Sovyetlerin Stalin'den sonraki liderleriyle anlaşamıyorlar. Zaten yaptıkları da yani Sovyetlerin Stalin'in sosyalizminden çok farklı. Ve Stalin Çinlilere karşı çıkıyor. Propaganda dünya halklarına ulaşma aracı şeyde. Bütün propagandalar Çin'de ve tüm dünyada Rusya'da bütün bu radyo programlarını yapmasının nedeni bizim gibi sosyalizmi ülkenizde yayın. 21. yüzyılda diplomatik ilişki önem kazanıyor ve Mao Kızıl Kitabı çıkarıyor. Mao'nun Kızıl Kitabı'nı şu anki Vatan Partisi'ne yani işte bu sosyalizmi savunan hala etkin olmaya çalışan işte Vatan Partisi'ne benzetti bize bu bilgileri sunan arkadaşımız. Ve bu şekilde bir acı yaşıyor. Bizim şansımız bu yazarımızın iyi bir eğitim alıp diş hekimliği okumak. Çünkü Gabriel Garcia Marquez'in anne babası da sıradan biridir. Sırf diş hekimi olacağım diye şehir değiştirmiştir. Kotze'nin ailesi de o kadar güzel, kötü bir coğrafyada, Cape Town gibi bir coğrafyada. Yani hoca olan, üniversite hocası olan kişilerin çocuklarıdır. Bence bu yazarımız da şanslı. Çünkü diş hekimliği okumak Çin'de yani çok kolay bir şey değil. Galiba ekonomik olarak iyi bir aileden geliyor diye düşünüyorum ben. Ben şimdi kitabı size biraz bahsedebilirim. Merveciğim, yeterli mi bu kadar kitaba geçeyim mi bu bilgiler Evet doğrultusunda? evet ha şimdi kitaba geçelim Gamze. Yani yaşamak eylemi, yani ben biraz yaşamak eylemi üzerine bahsetmek istiyorum. Sınanıyoruz. Yani hangi, mesela 68 kuşağında doğan bir Gamze olsaydım nasıl olurdum? Ya da bu yaşta yaşadığımız hangi ülke, coğrafya kaderdir diyor Amin Maalof, ama yani o coğrafyada yaşadığımız dönem, doğduğumuz ev, akrabalarınız, kardeşleriniz, çevrenizdeki rol modeller de çok önemli. Kitapta Fugie ailesi, baş karakterde Fugie, çok zengin, toprak sahibi bir aile. Ve onun işte kumarbazlıkla işte ve bütün aile servetini, anne babasının bütün o işte topraklarını fahişelerle çok bedbaht bir hayat yaşayarak yok edişini görüyoruz. Ve zengin bir ailenin oğlu olduğu için kumaş tüccarı şehirli bir kadınla evleniyor, bizim Fugie'yi. Ve en acısı da kadın o kadar düzgün bir kadın ki ona rağmen o annesi babasıyla yaşarken şehre gidiyor. Fahişelerle bütün babasının işte kumar oynuyor ve kumar oynadığında da sürekli çok güzel bir şey anlatmış. Kumar oynayanlar hep kaybettiklerini kazanmak için devam ederler. Yani şu kadar kaybettim, bunu da kazanacağım. O kazanma hırsı, kaybettiklerini tekrar alabilme hırsını anlatmış. En acısı yani kızın babasının dükkanın önünden geçiyor ve kadına saçını çekiyor. Yola yola o birlikte olduğu kadını şehre kadar taşıtıyor ve babasının işte yanında çalışan insanlar da görüyor bunu. Adam o fahişenin üstünde gittiğini, damadını görüyor. Korkunç bir adam. Ama ne kadar korkunç olduğunu da yani o kadar kitap bu ileri doğru atılımda herkesin toprağı alınınca, ilk ölmesi gereken Fugie olacakken kumarbazlar gelip bütün topraklarını elinden alıyor Fugie'nin. Ve babası da diyor ki kumar borcu namus borcudur, ödeyeceksin diyor. Ve babası bütün paraları demir olarak çuvala koyuyor. Yani aslında bütün paraları kağıt olarak verebilir, götür git diye. Parayı kazanmanın, o toprakları ne kadar zor kazandığını oğluna hissettirmek istiyor. Çuvalla sırtına alıyor, işte imzaladığı bütün evrakları alıp gelip babasına verecek. Bütün her şey elinden alınıyor ve bunlar, babası üzüntüsünden ölüyor, annesi hasta oluyor ve karısı bunu bırakmıyor, yani bırakmıyor, yanında kalıyor. Tabii iki tane çocukları var. Kız çocuğu iyi bir sağlık sistemine yani sahip olamadığı için, iyi bir bakım, yemek olmadığı için çocuk konuşamıyor kızı. Oğlu ise şöyle, oğlunu okutmak için kızını besleme olarak veriliyor. Yani bizim tam bir besleme. Zengin ailelere kızlar verilir ya, onun mobilyası yapılsın diye. Ve o kızlar Anadolu'da böyle çok vardır. Kız Kardeşler filminde, Mumu Kız Kardeşler filminde vardır. O evin bütün işte saçı kesilir o kızın, bit olmasın diye. Bütün işlerini yapar.
Böyle bir aileye veriliyor. Sırf oğlunu okutmak için ve harcanan hemen kız çocuğu oluyor. Hemen kız çocuğu harcanıyor. Fugi o sırada kayınbabası geliyor, kızını alıp gidiyor hamile. Ve çocuklarına yani baba Türkiye'de de öyledir mesela. Annem boşanmak istemiş, dedem dedi demiş ki gel ama çocuklarını alıp gelme. Ki babam boşanılacak bir adam da değil. Annemin kaprisinden bunlar. Ve çocuklarını istemiyor. Kadın sonra doğum olunca babasının yanından, bu tekstil ticareti yapan babasının yanından çıkıp geliyor eşinin yanına. Her şeyini kaybetmiş bir adamın yanına. Biz burada bu kitabı konuştuk. Bir arkadaşım çok güzel bir şey söyledi. O adam düzelmezdi dedi, Fugi'yi dedi. Bütün mal, para, mülk gidince dedi, düzeldi dedi. Ama gene de yani bütün her şeyi yaşadığı halde alkolü bırakmayan, kumarı bırakmayan, gene iyi insan olmaktan uzak çok insan tanıyorum ben. Fugi karısına iyi bir eş olmaya çalışıyor. Ama iyi bir baba değil çünkü kız çocuğunu veriyor. Ve kız çocuğu gece yarısı ailesinin yanına geri dönmek istiyor. Yani gittiği ailesi şey çok kötü. Kız geliyor, kapıyı çalıyor. O kadar yolu yürümüş. Hani üzerinde işte dövdüler mi diye bir bedenine bakıyorlar. O kızı o gece geri götür. Bir de para almışlar o aileden erkek çocuğunu okutmak için. Ama kızı götürüyor, sırtlıyor ve sen diyorsun ki sürekli kızı götürmesin, lütfen kızı götürmesin, götürmesin. Tam o besleme olarak verdikleri eve kadar götürüyor. Hayır diyor, asla ne olursa olsun kızımı vermeyeceğim diyor. Kızı ağlıyor ve kızını geri getiriyor. Kızı annesi de hasta oluyor çünkü eklem romatizması var. Yani yürüyemiyor. Ama orada da adam Fugi eşi iyi bir eşi oluyor karısına. Yani ümit veriyor. Fugi'nin muhteşem bir karakter olmasının nedeni gene yazarımızda. Çünkü yazarımız Amerikan halk şarkısı Old Black Joe köle şarkısını dinliyor ve her şey elinden alınmış bir siyahi de olsa hala beyaz gözlerle bakıyorum diyor şarkı. Ve bizim Yuha karakterimiz, sevgili yazarımız Yuha da bu şarkıdan ilham alarak bu kitabı yazıyor. Bu kitapta da ilham var. Fugi'yi kaybettiklerine rağmen yoldan geçen bir insana hayatını anlatmasının romanı aslında kitap. Ama tüm bir Çin devrimi, bütün Mao yönetiminin haksızlığı. O sırada bizim Yuha'nın kızını alıp geldikten sonra oğlu çok zor okuyor. Babası dövüyor onu. Ayakları şişiyor. Ayakkabısı bile yok. Yani çocuk yerlerde yalın ayak gidiyor ve ayakkabısı kirlenecek diye koşuyor. Çünkü fakir insanlar koşar. Koşar. İyi koşar. Çünkü tarımla uğraşan insanın bedeni güçlüdür. Ben de tarımdan gelme bir kadınım. Dolayısıyla sevgili o sırada gece bir gene bir taşkınlık yapılıyor ve taşkınlık yaptığı için askere götürülüyor bizim şeyimiz, karakterimiz. Askerlikte de 3 yıl falan orada kalıyor ve bir sürü şey yaşıyor. O arkadaşlarının biri artık serbest bırakıldığına bile inanmazken savaşta işte bir savaş sırasında kaçıyor, geliyor ve oradaki o arkadaşının da bir gün vali oluyor. Vali oluyor. Yani yaşadıkları yerin valisi oluyor. Karısı doğumda kan kaybettiği için ölecekken çocuklardan, okuldaki çocuklardan kan alınıyor. Ve kan alındığı sırada da benim kanım uyar diye Fugi'nin oğlu gidiyor. Ve beden eğitimi öğretmeni onu çok seviyor. Çok iyi bir koşucu olacak diyor. Fugi'ye üzülüyor. Biliyorsunuz dar gelirli toplumlarda beden eğitimi öğretmeni olmak, resim öğretmeni, sanat istenmez. Doktor olmalı, kadrolu bir işi olmalı, devlete girmelidir çocuklar. Babası beden eğitiminde bu kadar iyi olduğunu şaşırıyor. Çünkü okuyup hani matematiği falan iyi olsun istiyor babası. Kanını verirken doktor çok fazla kanını alıyor çocuğun ve ölüyor. Ve o odada gidiyor bir bakıyor oğlu ölmüş. Oğlunun ölüsünü sırtında taşıyor. Ve karısı o kadar çok eklem acısı çekiyor ki öldüğünü söyleyemiyor karısına. Gidiyor tek başına gömüyor oğlunu. Karısı da işte sürekli hastaneye gidiyorum falan diyor karısına. Karısı diyor ki hayır oğlunuz öldü. O çok acıydı yani o karısı hasta üzülmesin diye söylemesi, kendi başına oğlunu gömmesi. Orada da işte Mao yönetiminde şu propaganda ediliyor halka. Kanınız, canınız, bütün varlığınızla, bedeninizle siz bu yönetim için kendinize adanmış halklar olmalısınız.
halka bu propaganda ediliyor. Ve bu kitapta da bu, yani küçücük bir kitaba o işte bütün evlerdeki tencerelerin toplanması, bütün bu devrim nasıl anlatılır akıl alır gibi değil. Kitabın bir diğer başarısı da yani bir bu Fugin'in anlattıkları var, bir de bunları dinleyen seyyah olan birisi var. Seyyah olan kişinin yazılarının italik olması okuyucuya kitabı çok rahat kavramasını sağlıyor. Yani yayın evi çok iyi bir iş başarmış. Orada Fugin'in sözleriyle bunu dinleyen kişinin, yoldan geçen seyyahın hikayeleri, konuşmaları ayrılmış. Bu da bize okuyucu olarak kolaylık sağlıyor. Sonra da eşini kaybediyor Fugi. Kızı ama kızını bakmaya geliyor birisi, yamuk kafalı bir adam. Geldiğinde bütün evi süzüyor, şehirli yamuk kafalı bir hamal. Evi süzüyor ve diyor kızımı beğenmedi yani çocuk, çünkü çok gösterişli geliyorlar. Oysa ki adam evi tamir etmek için evin eksiklerine bakıyor, yamuk kafalı dedikleri adam ve ailesi. Sonra da geliyor bütün evi tamir ediyor ve o köyde kızının olduğu kadar gösterişli hiçbir düğün olmuyor. Ama damat o kadar çok borca gidiyor ki herkese işte sigara ikram edermiş damat düğünlerde. Bu adam en pahalı sigaraları ikram ediyor. Kızı çok güzel oluyor ve çok mutlu oluyor kızı. El ele tutuşuyorlar kocasıyla. Çocukları oluyor. Çocukları da biraz engelli oluyor, zor öğreniyor. Ve kızı doğumda ölüyor. Yani diyorsun ki ya kız ölmesin, doğumda çok mutlu. Sonra damadı da ölüyor ve çocuk ona kalıyor. Damadının şeyi çok, hani desinler diye yaşam var ya Türkiye'de, orada da hani sırf insanlara paket sigara dağıtmak için o adamın evlendikten sonra da damadın çalışması da beni çok etkilemişti, gösteriş merakımız falan. Ve diyor ki yani çocuğu büyütüp onunla yaşama tutunacak Fugi diyorsun, öldü diyor. O da çiğnemeyi, yani o kadar ellerinde besin az ki çocuk çiğnemediği için boğazına takılıyor. Hasta çocuk iyileşecek diye ümit ediyorsun. Ama çocuk çiğnemeyi, büyük lokmayı bilmediği için o yediği şey boğazına takılıyor ve ölüyor. Oradaki o açlık, yani bu kitaptaki açlık bundan güzel o torunun ölmesiyle anlatılamazdı. Adam herkesi kaybediyor. Damadını işte diyor, çok mutluydu kızım diyor. Oğlunu kaybediyor ve diyor ki arkadaşına, valiye, sen bana bir can borçlusun diyor. O odada, hastanenin aynı odasında herkesi, sevdiklerini, iki defa sevdiği insanı kaybediyor Fugi. Vali ona para getiriyor ama o kadar karı koca onurlular ki kabul etmiyorlar. Ve arkadaşı şey de çok güzel, tesadüfler de çok güzel anlatılmış. Ulu orta öyle bir yerde karşılaştığımız bir insanla bir bakıyoruz, 3 gün sonra aynı okulda atamamız çıkmış öğretmen olarak çalışmaya başlıyoruz. Ya ben 4 gün önce bu kadınla hastanede sohbet ettim. Hayatın bu şeyi ne diyorsun? Tesadüfleri. Oradaki o valinin savaştaki en zor günlerindeki arkadaşı çıkması da enteresandı. Ve parayı kabul etmemeleri. Türkiye'de kan parası var biliyorsunuz, bu yönetmenimiz Sinan Çetinoğlu öldüğünde polis olan aile hemen şikayetini geri çekti. Ne kadar para verdiler bilmiyorum. Adam da oğlumla görüşmüyorum diyor. Ama o kadar kolay ki ölümler Türkiye'de. Kan parası denen bir para var. Ölenin ağzını, acılarını susturma aracı. Senin çocuğunun bedeli gitti ama ben bunu parayla bedenini geri getiremem ama parayla seni susturabilirim mantığı. Valinin ise mesela kefaret de çok güzel anlatılmış kitapta. Vali işte yönetim değişince bütün o ileri doğru atılım başarısız olup işte herkes evine gitsin deyince o valiyi sürekli dövüyorlar ve geliyor Fugi'yi anlatıyor eski arkadaşına ve dövüldüğü için de diyor ki intihar ediyor. Yani hiç kimse bana saygı duymuyor, hiç kimse beni sevmiyor diyor ve dolayısıyla intihar ediyor. Yani oradaki kefaret de, o adamın çocuğunu ölmesi kefareti de kitapta çok iyi anlatılmış. Bizim buradaki arkadaşlar şey dedi, o vali o çocuğun ölmesini istemezdi, o kadar savaş görmüş adam. Sonuçta o yönetime yaranmaya çalışan doktorlar, sağlık sistemindeki insanlar hatalıydı dedi. Haklılık payı var mı? Var, var. Kitap kadın şiddetini de çok güzel anlatıyor. Merveciğim, sonunda bütün bunlara rağmen ümitle tarlayı süren Fugiye önünde böyle yaşama sevdası, yaşama sevinci için
önünde sevgiyle böyle saygıyla selamladım ve bu kadar kısa bir romanda bütün Çin devrimini bize anlatan Yuhua'nın edebiyat becerisine, kurgusuna, romantizmine, melankolisine şapka çıkarmamak da mümkün değil. Merveciğim, bana bu sunum imkanı sağladığın için de sana da çok teşekkür ederim canım. Teşekkürler Gamze güzel anlatımın için. Evet, ben şimdi filmden de kareler ekledim kitabın uyarlamasında. Ben kitabın tasarımını çok beğendim. Kapak tasarımı muhteşem. Ya yani benim hayatta böyle bir kitabın kapak tasarımı beğenmem çok nadirdi. Bu kitabın tasarımı beni benden aldı. Şimdi yayın evi bu herkes sormuş tabii bunu. Bir cevap yayınlamışlar. Bu soruyu kendimize her sorduğumuzda tek bir yanıt geliyor. Hemen aklımıza okurken aldığımız keyif, sevinç, gözyaşları, tüm duygu tellerine dokunan bir hikaye. Hayat yaşamak. Ama takdir edersiniz ki bunların hiçbirini satırlara dökemeyiz en azından hakkıyla. Yani bunu kapak tasarımıyla çok güzel yapmışlar. Yayın evine çok teşekkürler. Jaguar Yayın Evi. Şimdi ben de kitaba biraz giriş yapayım. Şimdi burada Çin devrimi öncesinde başlıyor kitap. Çin devrimi öncesinde o garip aile gelenekleri, insanların, toplumun geleneği, onlar çok güzel anlatılmış. Şimdi bir yerde işte bir aile var. Ailenin babası işte gençliğinde kumar, hovardalıkta servetin %40'ını bitiriyor. Fuga da bu ailenin tek oğlu. Kalan serveti o da kumarda şey yapıyor. Sürekli kumar oynuyor ve genel evlere gitmeyi çok seviyor. Bir gün sokakta genç bir kız görüyor okul çıkışından. İşte arkadaşlarıyla yürüyen bir kız ve kızı hemen aşık oluyor. Gidiyor babasını işte iste hemen veriyorlar ona. Çünkü aile zengin olduğu için o kızın anne, ailesi de zengin. Kız işte evlilikten sonra bir tane o kızları oluyor. O arada da karısı ikinciye hamile. Ama bu arada da bütün servetini kumarda başlıyor şimdi. Sonra bir eviyle 10 hektar toprağa kalıyor. Kumar masasında eviyle 10 hektar toprağını da koyuyor ortaya. Ondan sonra onu da kaybediyor. Sonra eve geliyor işte babasını anlatıyor ben her şeyi kaybettim diyor. Babanın orada şey benim çok hoşuma gitti. Sonra bunlar gidiyorlar köyün dışında işte şey yapıyor bir kulübeye yerleşiyorlar. Sonra Fugua gidiyor kumarda işte adamdan 3 hektar kiralıyor. Başlıyor tarlada çalışmaya. Orada karısı gidiyor. İşte karısının ailesi geliyor. Düğün dernek şeklinde kızı evden alıyorlar. Bunlar hiçbir şey yapamıyor tabii. Kızı kalıyor. İlk çocuk kız. Bunların yanında kalıyor. Sonra 7 ay sonra 6 ay sonra karısı geri dönüyor. Oğlunu doğurmuş geri dönüyor. İki çocuğu var. İşte annesi babası da orada ölüyor acıdan üzüntüden. Sonra bir gün annesi hasta oluyor. Bu da şehre gidiyor doktor aramak için. Şehirde doktorun kapısına giderken kapıcının bunu dilenci diye kovuyor. Orada bunlar kavga ederken bir tane şey geliyor. Asker. Ha diyor siz çok iki kötü kavga edici diyor. Bunları al siz diyor askere alacak. Bunları askere alıyorlar. Öbür adam kavga ettiği bekçi yalvarıyor işte ben diyor. BD başkanının şeyim uşağım beni almayın falan. Tamam diyor sen git diyor. Seni almayacağız diyor. Ondan sonra o giderken albay silahını çıkarıyor. Bunun arkasında ateş açıyor. Sonra geliyor buna soruyor. Seni alalım mı asker? Ya geleceğim mi bize evine mi gideceğim diyor. Bu geleceğim diyor. 2 yıl bunlarla birlikte dolaşıyor. Ta ki komünistlerle karşı yani onlar ülkeyi ele geçirip bunlar mesela bir yerde mahsur kalıyorlar. Hep akıllarını mesela bunları diyorlar çok büyük bir komutan var o gelip bizi kurtaracak. Hep onun hayaliyle yaşıyorlar. Ama birlikten de o kadar çok insan ölüyor ki o iç savaşta. İşte Kurtuluş Ordusu'nun kazanmasıyla geliyorlar işte. Bunlar teslim oluyor. Soruyorlar sen diyorlar askerliğe devam edecek misin? Hani bizimle birlikte Japonlara, İngilizlere, Amerikalılara karşı savaşacak mısın? Yoksa evine mi gideceksin diyor. Bu korkudan bir şey diyemiyor.
O olay aklına geliyor. Sonra diyorlar ki işte gidenlere yol parası vereceğiz. İşte bir kısmı gidiyor, şey bakıyor, hakikaten kimseye silahla ateş açmıyorlar. Bir de üstüne para veriyorlar. Bu da evine dönüyor. Evine dönünce tabii annesinin öldüğünü öğreniyor. Ondan sonra küçük kızı da hasta olmuş. Havale geçirmiş. Ve duyma yetisini kaybetmiş. Sağır ve dilsiz olmuş. Oğlan biraz ayaklanmış falan. Ondan sonra tekrar tarlada çalışmaya başlıyorlar. O arada da şey yapıyor. O bir şeyler geliyorlar işte, kum başkanları falan, ilik başkan. Diyorlar ki işte bu köyde kim var zengin? O kumarda bütün Hogan bütün malını mülkünü alan adamı gösteriyorlar. O adam da işte toprakları alıyorlar. Herkese üçer dönüm toprak dağıtacağız diyorlar. Bunlara da üç dönüm toprak veriyor. Siz kendiniz işte ekip biteceksiniz diyor. Ondan sonra o adam da kabul etmiyor. Geliyor bunu da işte topraklarından kovmaya çalışırken falan. Geliyorlar o birlikteki adamlar. Bunu götürüyorlar, idam ediyorlar. Yani o adam da öyle. Sonra ölürken diyor ki Fugu Fugu, yani senin yerine ben ölüyorum diyor. Hani o ondan aldı ya bütün serveti kumarla. Ondan sonra şey, tabii bu arada aile perişan halde, açlık var. Ondan sonra orada da oğlan da büyüyor, Yoginkte büyüyor, akıllı güçlü kuvvetli bir oğlan oluyor. Kız da işte sağır ve dilsiz derken diyorlar ki işte oğlanı okula yazdıralım. Sonra Fengan'ın bir işte ailenin yanına veriyorlar. Yong ablasının gitmesini istemiyor, sürekli okuldan şey yapıyor. O arada Fuki oğlanı dövecek böyle. O sonra hatırlıyor, bu diyor, bu çocuk diyor ilk dayağını diyor annesinin karnında yemişti diyor. Karısı gelip bunu kumarhaneden gelen evden aldığı zaman dövüyordu karısını. Karısı da o zaman hamileydi. Bu çocuğun da diyor kader hep dayak yemek diyor. Öyle kendi kendine düşünüyor. Sonra okula başlıyor, şey yapıyor. Kız da kaçıp geliyor tekrar bunların yanına. Ondan sonra bunlar da işte bir şey demiyorlar. Kız işte bunların yanında yaşarken işte. Oğlan okulda kan vermesi, bütün kanını çekmeleri, orada oğlanın ölmesi. Zaten kitapta kapağındaki ilk şey babayla başlıyor. Sonra anneyle devam ediyor. Sonra oğlan çocuğuyla üçüncü şey. Ya o isimler hep karalı, siyah karalanmış. Onlar hepsi ölümü simgeliyor. Sonra bunlar tabii çok büyük acı şey yapıyor. Kız da orada büyüyor, yıllar geçiyor. Kimse kızla evlenmiyor. Sonra koca kafalı geliyor, kızla evleniyor. Evlendikten sonra bir ay boyunca hiç görüşmeleri yasakmış geleneklere göre. Sonra uzaktan bir gün, bir ay dolmadan kızının görüyor, yanında koca kafa. Ah diyor, kızı diyor geri getiriyorlar diyor. Sonra onlar yaklaşınca bakıyor el ele tutuşmuş. Ay el ele tutuşma, ay diyor ne kadar ayıp diyor. Bizim geleneklerimizi bunlar yıktılar diyor. Adam kendi kendine. Sonra gelip siz diyor niye geldiniz bir ay? Öyle bir şey mi var? Olur mu öyle bir şey diyor. Yani nasıl? Niye geldin diyor. Senin bilmen lazım. E diyor kızın biri elinden tuttu buraya getirdi diyor falan. Sonra oğlanı seviyorlar. Oğlan iyi biri çıkıyor. Kıza da iyi davranıyor. Sonra kız doğumda ölüyor ve bir oğlu oluyor. O damat oğlanı büyütüyor işte hamallık yaparak sırtında gezdi. Bir günde damat bir molozun altında kalıyor, betonun altında kalıyor, ölüyor. Bu sefer torununu yanına alıyor, torunuyla yaşamaya başlıyor. Sonra torunu bir gün ben diyor işte diyor şey yorgunum hastayım. Gidiyor komşudan şey istiyor. Fasulye. Çocuk fasulyeleri o kadar peş peşe yiyor ki genzine kaçıyor ve boğularak ölüyor. Ondan sonra bu ölümden sonra tabii bu diyor ben niye ölmüyorum diyor. Hatta şey arada kulağınız şeyler geliyormuş, dedikodular. Moruk hala ölmedi. Niye ölmüyor? Çok uzun yıl. Bütün herkes öldü. Bu kaldı falan. Ondan sonra bu da gidiyor bir öküz alıyor.
Öküzüyle tarlası. Bu şey gazeteci de onu tarlada öküzüne farklı isimlerle seslenirken beni merak ediyor. Yanına gidiyor. Sen diyor bu öküze niye farklı isimlerle sesleniyorsun? İşte o da hikayesini anlatmaya başlıyor. Hikayesi de bu şekilde. Ya çok güzel devrim öncesi, devrim sonrasını çok güzel anlatmış. Mesela orada işte propaganda yapmayanlar, övmeyenler nasıl öldürülüyor, nasıl hapislere atılıyor, idam ediliyor. Sonra mesela bu insanlara zorla bir şey yaptırılmaya çalışması, bu da çok saçma sapan. Kimse zorla bir şey yapmak istemez tabii. Yani bu şey devrimin o kötü şeyleri mesela çok yani şey anlatmışlar. Biz orada yaşamadığımız için neler olduğunu da bilmiyoruz. Duyduklarımız, gördüklerimiz. Yani devrim sırasında çok büyük acılar olduğunu gerçeğine göz ardı edemeyiz. Ya senin sayende bu kitaba tekrar dönüş yaptım Gamze. Teşekkürler. Şimdi başka konuşmak isteyen var mı arkadaşlar? Salih, sen de okudun sanırım. Başka konuşmak isteyen yok Merveciğim, sanırım. o kadar güzel anlattınız ki yani gerçekten kitabı çok beğendim. Bitirebilmek için de çok çaba sarf ettim ama bir 50 sayfam kaldı. Ben kitabı okurken böyle ne düşüneceğimi bir şaşırmış bir halde buldum kendimi. Biraz Aytma Tuğ'un şeyine benzettim. Elveda Gül Sarısı'na. Aynı dönemi anlatıyor sanırım. Yani Rusya'daki devrim ve Çin'deki devrimin o komün yaşamın oluşturulmaya çalışması dönemi gibi orada da böyle büyük bir açlık, sefalet, insanların köylerine gelip o sistemi kurmaya çalışmaları vardı. Biraz ona benzettim bazı şeyleri ama burada beni en çok etkileyen şey gerçekten her şeye rağmen hayatta kalma mücadelesi ve Fugin'in hayatta kalması. Yani her biri böyle 3 sayfada anlatılan bir olay belki nasıl söyleyeyim bir insanın ömrü boyunca başına gelebilecek en büyük felaket 3 sayfada anlatılıyor. Yani bu roman bu kadar kısa Gamze'nin ve sizin de söylediğiniz gibi bu kadar küçük bir romana bu kadar uzun süreci bu kadar büyük olayları bu kadar büyük mücadeleleri sığdırabilmesi çok büyük bir başarı. Yazarı çok beğendim. Şey gibi, yani bize en acı olayları anlatıyor ama gülümseyerek okuyoruz. Yani hiçbir şeyde böyle içimizde böyle yüreğimiz burkuluyor. Hani gözyaşı mı akıtacağız, gülecek miyiz bilemiyoruz. Ben böyle çok şey yapamadım, anlam veremedim ama büyülü gerçeklik gibi mi dedim? Rüyayla gerçek arasında bir yerde mi? Anlatım çok ilginç, çok etkileyici. Ayrıca baştaki o halk ezgilerini derleyen kişinin karakteri de biraz Fuji'nin gençlik dönemine benziyor gibi. O da böyle tembel, bir iş yapmak istemeyen, gittiği her köyde uyuyan adam geldi, sürekli esneyen adam geldi dedikleri bir tip. Ve hiçbir köyde de aslında çok uzun kalmıyor. Orada da yani köye ait de hissetmiyor kendini. O toz toprak içerisinde işte sürekli elinde bir havlu var onunla terini siliyor. İnsanlarla şakalaşıyor falan ama çok da uzun kalmıyor. Ama en çok Fuji'nin olduğu yerde kalıyor. Yani o kadar çok etkileyen, beni etkileyen bölümler, cümleler vardı ki o savaştaki bölüm. Yani savaşta her şeye rağmen yine hayatta kalmaya çalışıyorlar. O ekmeği şey yapmaya çalışmaları, kapmaya çalışmaları, pirinç almaya çalışmaları çok büyük bir trajedi. Ama hani filmini izlemedim bilmiyorum onu da izleyeceğim. Kitabı okurken yani o kadar çok acı var ama birinde tam birinin acısını hissetmeye başladığınız anda bir başkasına geçiyorsunuz. Kader mi yani o şeyde savaşta evlerini sahip olan kumarda kaybettiği tüm arazisine sahip olan adamın dediği gibi ben senin yerine ölüyorum diyor. Hani ondan sonra da Fuji diyor ki evet diyor eğer kumarda kaybetmeseydim
Şu anda onun yerinde ben olacaktım. Onu da bir olumluya çeviriyor. Her olumsuzluktan neredeyse bir olumlu bir şey çıkarmaya çalışıyorlar. Beni en çok etkileyen şeylerden biri de bunu beklemiyordum bu kadarını. Tüm süre boyunca kadınların aileyi ayakta tutmaya çalışması, aileyi yaşama bağlama çalışması. Hani şey eşim bir yerde şey diyordu. Ailemi doyuracak yemek hazırlayamıyorum. Evde hiçbir şey yok. Ama onları doyuramıyorum diye kendine dert edinmesi. Topraktan işte bir patates çıkarmaya çalışması, onun için mücadele etmesi ya da otlar toplamaya çalışmaları. Ama bu arada daha öncesinde Fuji'nin onu dövmesi, aldatması, işte savaşa gitmiş ama bir bırakıp gitmiş. Bunlar ya da tüm serveti kaybetmiş. Babası kızını bir kez alıp götürüyor ama sonrasında bir daha hiç hani gelmiyor gibi bir durum söz konusu. Kızının yaşam mücadelesini çok da umursamıyor gibi. Kadınların o mücadelesi, kadınların böyle ikinci sınıf gibi, üçüncü sınıf gibi değersiz bulunması, hatta işte zorda kaldıklarında birine satılması. Buna rağmen kadınların hani hiç isyan etmiyor olmaları, gerçi büyük ihtimalle hani o açlık, önce yaşamda kalma, hayatta kalma ve karnını doyurabilme mücadelesi diğer mücadelelerin belki önüne geçiyor. Bir filmde izlemiştim. Narayama Türküsü müydü yoksa başka bir filmde, çok hatırlamıyorum ama orada da böyle aynı dönem büyük ihtimalle yiyecek sıkıntısı çektikleri için evdeki kızları yani bir genel ev patronu olduğunu bildikleri birine 7-8 yaşındaki kızları satıyorlardı. Yani o kadar büyük bir trajedi ki kadınlar içinde, kızlar içinde ama tüm halk içinde. Bu kadar büyük açlığı, bu kadar büyük yoksulluğu belki anlayabilmemiz çok mümkün değil. Benim yani kendi hayatımızdan yola çıkarak anlayabilmemiz çok mümkün olmayabilir ama yazar bunu çok güzel anlatıyor. Ben gerçekten kitaba hayran kaldım. Yazarın da anlatım biçimi, o yalın sade cümlelerle o akıcı anlatımı çok etkileyici. Pek çok bölümün altını çizdim. Çok çok etkileyici bölümler var. Kitabı çok beğendim. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Narayama Türküsü'nde hala yaşlanan insanları, Bizim kadınları, erkekleri o daha dişlerini barınan, kıran. evet, Evet, o zaman başka bir filmdeyiz. Büyük açlık ihtimalle çekiyorlar, yemekleri Duygu kıt. Evet. Narayama İmparatorluğu Türküsü'nde olabilir belki. yine Gamze ile ikimiz konuşmuştuk. Hatırlıyor musun Gamze? 3-4 sene olmuştur. O film Evet. de çok güzel film. Yaşlanamayan annenin dişlerini kırdığı bölüm. Ben biraz Evet, karıştırmış evet. olabilirim. Ama bir filmde vardı. Duygu İmparatorluğu olabilir belki. Çok emin Ha, Duygu değilim şimdi. İmparatorluğu, evet. Çok uzun zaman, çok uzun zaman oldu. 90'larda büyük ihtimalle. Ama Evet. orada da böyle o kızların bir adama tek tek satılması ve onları alıp o köyden uzaklaşması sahnesi beni çok etkilemişti. Yani açlıktan her şey oluyor, evet, maalesef. Evet. Filmi bu Yaşamak filmine gelince de film, yani kitaba bağlı değil. Kitaptan çok bağımsız. Ki kurguya hiç bağlı kalmamış. Mesela adamın mesleği farklı, şeyler farklı, kişiler farklı. O yüzden filmle kitap bambaşka. Ama şöyle söyleyeyim. Çin'in tarihine de, yani bir ailenin gözünden ışık tutan bir film. Hani izlenebilir, güzel film. Ben filmi de beğeniyorum. Ama bu kitapta da yazar yaşamayı yalın, sade, böyle güzel yani çok ağdalı cümleler olmadan, yani bir köylü bir adamın dilinden anlatmış bizi. Onun ben çok hoşuma gitti. Önce başta Kesinlikle. evet Fugu'ya çok sinir oluyoruz. Ona kızıyoruz. Yani böyle hani bunu ya yani empati beslemeye çalışırken, ama bu felaketleri de peşi sıra öğrenince onu artık suçlamamaya başladım ve üzülmeye başladım. Onun başına gelenler gerçekten çok acı şeyler ve çok genç yaşında başlıyor acılarla tanışmaya. Mesela zorla askere alınması, zorla savaşmaya götürülmesi falan. Yani o baş Orada edebilmesi de güzel bir şey.
Kesinlikle. Bir yerde şey vardı, ölen savaşta ölen bir yaşlı asker vardı. Nerede öldüğümü bilmek istiyorum. Nerede öldüğümü bilmeden ölüyorum diyordu. Yani çok acı. O kadar etkileyici anlatımı var ki, çok basit cümlelerle ama çok etkileyici, gerçekten çok etkileyici. Ve şey, bir yerde de şey diyordu. Olabilirsin. Doğruldu ve şöyle dedi: çocukluğumdan beri bir düzine savaşta bulundum. Her defasında kendi kendime yaşamalıyım dedim. Ve vücudumun her yerini diyor kurşunlar sıyırdı ama asla vuramadılar. Ölmeyeceğine inanırsan başarırsın, yaşarsın diyor. Yani çok etkileyici. Gerçek, belki bizim de pek çok insanda hani böyle bir melankoli ya da böyle mutsuzluk hali, kendi hayatından memnun olmama durumu görüyoruz bazı insanlarda. Belki hani zorluklarla mücadele ederken insanlar daha bir dirençli oluyorlar yaşam karşısında sanırım. Hani sorunlarımız olmadığı için mi, çok büyük sorunlarımız olmadığı için mi acaba bazen bunalıma düşüyoruz diye düşündüm kitabı okurken. Evet, yani insan başına gelmeyince mesela en büyük dert insan kendi başında sanır en büyük şeyken, ama işte bunları da okudukça gördükçe da dünyada neler olmuş, yani açlıktan, böyle açlıktan, yokluktan çocuklarını satmak zorunda kalan aileler, yani böyle şey, göçebe gibi yaşayan insanlar, hor görülen insanlar, dilenci muamelesi, insan yerine konulmayan köylüler. Ya burada köylülerin yaşam şeyini de çok güzel anlatılmış. Mesela her şeyin de, mesela köylüler zarar görüyor. Köylülerin bir gece evine giriliyor. Onların pirinçleri alınıyor. Tencere kapakları alınıyor. İşte çelik devrimi yapacağız diye. İşte onlara köy meydanında yemek veriliyor bir iki ay. Ondan sonra işte pirinçler bitti, koyunlar bitti, inekler bitti. Kesecek bir şey yok. Hadi gidin evinize. Ve o dönemde de milyonlarca insanın açlıktan ölmesi de korkunç bir şey. Yani çok, bu kitapta Evet. bunları çok güzel anlatmış. Kuzuyu da Hazır. çok güzel veriyor. Yani Evet. çocuğun sürekli bir kuzusu oluyor. Onu besliyor, büyütüyor. Ama ondan sonra elinden alıyorlar açlık yüzünden. Her seferinde hani o kuzuları kesmek, kestirmek, satmak zorunda kalıyorlar. O çocuğun o Maalesef. duygusu da hani çocuğu şey diyor, benim kuzularımın sesi. Ağlıyorlar diyordu bir yerde. O Ya çok o çocuk etkili. çok, evet, ben o çocuğun ölümüne çok üzüldüm, kıza çok üzüldüm. Ya bu ikisi mesela, toruna da, mesela torunu kalıyor elinde bir tek. Hadi bari torunu yaşasın yani, değil mi? O bir şey gün yüzü görsün. O da mesela açlık yoluna gidiyor. Yani çok, bayağı demek ki çok uzun yıllar sürmüş o açlık dönemi diye düşünüyorum. Yani belki bir 30 sene sürmüş Sanırım olabilir. 50'lere kadar falan sürmüş gibi. Yani 30'lu yıllardan başlıyor. Hani şey gibi aslında, Amerika'da da büyük buhranın olduğu dönem, gazap üzümlerinde anlatılan, tüm dünyada demek ki o dönem bir sefil bir dönem. 1 Evet, milyon 5 maalesef. milyon insan öldü deniyor. Yani o kadar büyük bir rakam ki Çin nüfusu için, hani düşündüğümüzde sevgili Saliha, şey, 1 milyon 5 milyon nüfus az gibi geliyor ama kıtlıktan ölünmesi, yani savaş da var. Yani şu an Filistin'in yaşadığı da çok acı ve dünya basını işte seçimlerde gördük, Amerika'da ya da Almanya'da işte Filistin destekçisi insanlara nasıl polisler karşı çıktı. 2 gün önceki haberdeydi. Savaş da ölümlere sebep oluyor. Mesela birçok savaş olmuş. Filistin'deki bu ölen kadar insan ölmemiş. Suriye'de, Ukrayna'daki, Ukrayna Savaşı'nda nasıl kapılar açtı? O yüzden hani şey, bir de Saliha şunu söylemek istiyorum ben. Burada işte adam, fahişe kadın, hem birlikte olup hem sonra saçını çekiyor ya. Bir arkadaş dedi ki bizim, yani kadına şiddet çok canımı acıttı dedi. Sonra bizim arkadaş dedi ki, yani Türkiye'de de hala ölen kadınlar, kadın her zaman aciz, şiddete açık. Bedenini kullanıyorsun, sonra da sırtına binip taşıtıyorsun kendini, bir de hızlı yürü diye kayınbabanın önünden çekiyorsun. Bu ahlaksız bir davranış. Bir de kadına acı veriyorsun. Şey de kötü, yani Çin'de bir çocuktu ve bir çocuktan fazla doğum yapan kadınların çocukları hep Avrupa'ya verildi. Hatta bununla da ilgili ayrıca bir belgesel izledim.
Bu Avrupa'daki anneler o kadar vicdan azabı çekmiş ki bu çocukların zorla verildiğinden, iki çocuktan fazla olan doğuran çocuklar, kadınlar bu çocukları alıp Avrupalı evlatlık vermiş Çin, hiçbir karşılık beklemeden. Bu ailede kadını buluyor. Kadın çünkü not yazıyor. Ben şuyum, şu ailedeyim, çok zor kızımı, hani çocuğumu veriyorum diye. Sonra o aile yıllar sonra çocuk işte 18 yaşına girdiğinde o kadını bulup kavuşturuyordu belgeselde. Yani kadının o titreye titreye ağlayışı, kız hiçbir şeyin farkında değil. Kız için iyi olmuş, Avrupa'ya gitmiş. O ailede çok düzgün vicdanlı bir aileymiş. Annesini bulmuş kızın. Ama korkunç ötesiydi o annenin hıçkıra hıçkıra ağlayışı, çocuğunu zorla evlatlık verilmesi. Çin çok acımasız bir ülke, hala da öyle ama mesela Çin'den zengin olan insanlar üzerine yapılan araştırmalar da çok ünlü. Çin zenginleri mutlaka kendi zengin olduğu kasabaya dönüyor. Mesela internet alanında, bilişim alanında çok ünlü insanlar, Çin'de yaptığı bütün o halka yaptığı yardımların bedeli var. Şu kadar toprak veririm diyor ama şöyle yapacaksın diyor. Ve adam yani bilişimde bir devrim yaratmış, bir bunların ünlü bir şeyi var. Yardımsever adam var. Bisiklet sürüyor yani ve tüm Çin'e yardım elini uzatıyor. Ama o kadar mütevazi bir hayat yaşıyor ki, çünkü bence adam da bu kıtlıktan, bu yokluktan ve yoksunluktan, yani duygu olarak da yoksunlukları çok bu insanların. İşte kızı şehre gidiyor, örgü ördürüyorlar ama kıza para vermiyorlar. Hepsi parayla örgü örürken, en güzel, en sıkı örgüyü adamın kızı örürken, şehirdeki komşuları kızına para vermiyor, iyilik yapıyor gibi gözüküyorlar. Oradaki duygu yoksunluğu da, hani komşuların çok sevdiği bir kız ama duyguların körelmesi de çok güzel anlatılmış. Kadının kocasına hiç mesela kitapta bir kini nefreti yok. Bana diyor çok iyi baktın diyor kadın kocasına, Fugie'ye. Ama içinde yaşadığı duygular, tabii erkek bir yazar olduğu için, diş hekimi, erkek bir yazar olduğu için o kadın dünyasını çok yansıtamamış. Ama işte şey var Çin'de ya, zenginsen işte senin sırtını alıyor, bir onların taşıyıcıları var, Hindistan'da da öyle. O insanlar seni yürümeden şehrin içinde hala taşıyorlar. Yani insanın insana zulmü, diğer bir insan senin ırgatın, hamalın, insan bedenini taşıyor. Sonra çalış çarşıda al. Beşiktaş pazarında çoktu yıllar önce, bundan 20-30 yıl önce hamallar vardı. Pazar masraflarını ona veriyordun, sırtında senin arabana kadar onu taşıyordu. Çok da böyle hala o küfecileri küfeyle pazar satan insanlar aklıma gelince içim ezilir. Ama onun da geçim kaynağı bu, ya da damadının hamal olması. Yani ölümü bile o kadar vahim ki Merveciğim. Yani o kadar işler yolunda gider derken yazar mutlaka bir felaket, bir kötülük getiriyor. Hatta arkadaşlar bu kadar kötü kitap okumayalım lütfen, hani çok bizi sarstı falan dedi ama edebiyatın gücü zaten sarsıcılığından gelmiyor mu? Bu kadar iz bırakması da sarsıcılığından geliyor bence. Çok bir arkadaşım da şey dedi, kızımın en çok okumasını istediğim kitaplardan biri evlatlarıma, hani başka ülkelerdeki başka kadın acılarını görmesi için kızımın mutlaka bir 3-4 yıl sonra bu kitabı okumasını isteyeceğim dedi. Çok güzeldi. Salakatlıların içinde sana ayrıca teşekkür ederim. Evet, Gamze, ben de teşekkürler gerçekten çok Salih. iyi anlattın. Çok teşekkür ederim. Evet. Yani Ya şey Yağmur'da Çin'in ve Gamze de evet. gerçekten ben hani çok şey öğrendim. Çok teşekkür ediyorum. Çin'in bu kadar Tabii. fakirliğe düşmesi de İngilizlerin sebebi. Bu 19. yüzyılda Çin'e gizlice afyon satıp afyon sokarak afyon ticaretini yaygınlaşması, afyondan İngiltere'nin çok büyük para kazanması, sonra Çin hükümetin bu afyonu yasaklaması, Çin gemileri sokmaması, mesela kraliçe mektup yazıyor. Sen bizim kendi ülkende yasak olanı bizim ülkemizi satarak zengin olmaya çalışıyorsun ama ben buna izin vermeyeceğim. Kraliçe hiç cevap vermiyor mektuba. Çin hükümdar mektubunu. Sonrasında Çin'i gece gündüz bombalıyorlar, Çin'i ele geçiriyorlar. Sonra Çin tabii o büyük savaştan sonra, İngiltere'nin kazanmasından sonra Çin çok büyük tazminatlar ödüyor, ticaret anlaşmaları yapıyor. Beş limanı İngiltere'ye bırakıyor. İşte Hong Kong'un kaybedilmesi bu dönemde. Ondan sonra diğer Batı ülkeleri de Çin'den çok büyük isteklerde, ayrıcalıklar istiyorlar ve elde ediyorlar. Sonra Japonya
Çin'i işgal ediyor ve Çin'de bir iç savaş başlıyor, yıllarca sürüyor ta ki Komünist Parti'nin kazanmasına kadar. Yani Çin hep böyle bir keşmekeş, bir şey, acılar şeyi hep yıllar boyu devam ediyor. Bunun da sebebi işte bu Afyon Savaşları. Zuhal, buyur. Herkes çok güzel konuştu. Benim ekleyebileceğim çok fazla bir şey yok da. Şimdi bu Uzak Doğu'da seks turizmi var, hala da var, hepimiz biliyoruz. Şimdi tabii bunun en büyük sebeplerinden biri fakirlik. Yani baştan beri konuşulduğu gibi kızlar evlatlık veriliyor falan ama işte genel eve gönderiliyor falan. Şimdi Budizm öğretisinde biz Budizmi konuştuk. Fakat yani bunu sormak aklıma gelmedi o anda. Budizm öğretisinde bunu destekleyen bir şey var sanıyorum. Çünkü Budizmin de buna çanak açtığı söyleniyor. Yani bu seks ya da kızların genel eve verilmesinin tabii ki en büyük sebebi para ama yani mesela işte babası kızını elinden tutup götürüp oraya veriyor. Budizm de buna hani derler de cevaz veren bir şey var. Bir kısım var, bir bölüm var ama onun da tam olarak ne olduğunu bilmiyorum da yani yıllar önce böyle bir şey duymuştum. Çünkü yani öyle hani bu geyşalık da var zaten o da hani şey. Bu yani tamam fakirlik savaşlar tabii ki büyük bir yokluk var, sefalet var ama dini inancın da buna yol açtığını biliyorum. Yani imkan verdiğini biliyorum. Bu kadar. Başka bir şey söyleyeyim. Ben bir katkıda Bunu hiç bulunabilir duymamıştım Zuhal. İlk miyim? defa senden duyuyorum. Buyur Gamze. Zuhal haklılık payı olabilir çünkü Tao yani Tao'la kitapta geçiyor. Tao'ya göre dizayn edilmiş ev arıyorlar. Hani bütün evlerin içi geziliyor askerler tarafından. O zamanki işte askerler tarafından Tao inancına göre yani düzenine göre inşa edilmiş. O zamanki işte o yönetimdeki adam el koyuyor. Bu ev benim diyor. Ve işte bu Fugui'nin evini de beğeniyorlar ama çok korkuyorlar. Ya bizim evi çok beğenir de alıkoyarsa diye. İnançları da aslında hani o Tao öğretisi var ya bizim işte Budizm ya da işte Hermann Hesse'nin kitaplarında görürüz. İşte gider Budist tapınaklara gider. Onun eserlerinde de vardır. Avrupalıların düşündüğü gibi bir şey değil demek ki. Yani bende de çok güzel bir Zuhal perspektif açtın. Tao'da da yani ona göre dizayn edilmiş ev varsa o yönetici olan kişi o mülkiyeti benim deyip sahiplenebiliyor. Yani düzen anlayışları, dini inançları da adaletsizlik ve güçlü olanı sahiplenmesi üzerine kitapta bu da vardı. Yani bu mesela şimdi diyelim bir sürü yerden de Türkiye'de de işte ne bileyim Anadolu'da köylerde işte genel eve düşen bir sürü kadın var, genç kız var işte şey fuhuşa. Ama yani mesela babaları elinden tamam yani yani muhakkak öyle bir ortama düşüyor ki gidiyor da yani babası elinden tutup götürmüyor. Bunlar da toplum okey veriyor. Yani Ama dedim bu ben Zuhal bizi de çok masum bulmuyorum. Beyoğlu'nun yok, belediye bilmiyorum. başkanı o biliyorsun Karaköy'deki genel ev vardı. Orayı müze yapalım. Oradaki anıları hani bir müzeye çevirelim projesi vardı. Adamlar geldi genel evdeki bütün o anı defterlerin hepsini topladı, yok etti. Bunun üzerine bir Türkiye'deki belgeselcilerimiz belgesel yaptı. Bir sürü yani genel evdeki insanların kapandı Karaköy, Manukyan'ın zenginliği tartışılmaz Manukyan'ın ve oradaki biz de yani çok masum değiliz. Türkiye'de de Yok yok. İslamiyet vardı elimizle götürmüyoruz ama ben çok kahroldum. Oradaki bir sürü anı neymiş oraya kütüphane yapmışlar. Ya oradaki anılarla o belgecilikle ben kızımın elinden tutup öykü sen bedeninle değil beyninle bir yerlere gelen bir kadın olacaksın diye biz kızlarımızı alıp götürmeliydik oraya. Bir ibretlik bir yer orası. Bir sürü anı var. İnanılmaz güzel şarkıların sözleri akıl hastanelerden, oralardan çıktı. Mesela bir gün anlayacaksın. Hayat kadın olan bir kadının şarkısıdır Leman Sam'ın. Biz de çok masum değiliz. Bizim toplumumuzda
kızını götürmek günah oldu. O belgeler ula orta toparlandı, kamyonlara atıldı. Oradaki anılar, günlükler neler çıkacaktı kim bilir. Yani ve yok Yani edildi, nerede olduğunu bilmiyoruz. Bu daha çok değil, 4-5 yıl önce yapılan bir şey Zuhal. masum olmadığımız kesin de, yani ona kesin inanıyorum da, orası yani %100 doğru da, yani o yani tabii Budizm çok detaylı konuş, yani tabii ki, yani tabii ki bu şey var da, o Budizm'in öyle bir şeyi var, yani senin de dediğin gibi, hani bu toprağı alıyorum, içindeki her şey benim. Yani işte bütün kadınlar cariyem, işte bütün şey, yani öyle bir şey var, ataerkil, bizden daha fazla ataerkil. Yani biz Evet de Suhal, kesinlikle masum katılıyorum. olmadığımız kesin, orası da %100 haklısın da. Bir de Yani erkek çocuk mesela barısın. devrim Evet. öncesi kadınların mesela devrim sırasında geliyorlar işte, köyleri dolaşıyorlar. Ayak bağlama yasaklıyor. Ayakları bağlayan aileleri idam ediyorlar. Şöyle ki çocukların, kız çocukların ayaklarını kopartıp sıkıca bağlıyorlar. Ayak şekil değiştiriyor, gelişmiyor, küçücük kalıyor. Lotus ayak yapmak, lotus ayak diyorlarmış ona. Mesela devrim bunu yasaklıyor. Bundan sonra diyor bunu yapanı öldüreceğiz diyor. Öyle öyle bu geleneği yok ediyor. Bu gelenek binlerce yıllık bir gelenek. Yani hiçbir zaman Çin devriminde yok olan bir gelenek. Ya Çin'in şey de zaten kadın da Merveciğim kitapta adam diyor ki babası götürecek kızı. Kızı var evde ama hani karısı doğmayacak ya, ikinci çocuk da erkek olacak. Çocuk diyor erkek olursa kadın kocasına geri dönmek zorunda diyor. Adam gidip karısının arkasından kayınbabasına yalvarmıyor. Karım geri dönsün. Hani lütfen geri dön diye. Erkek çocuk o ailenin şanı olduğu için kadın kocası sıfırı tükettiği halde evde yiyecek yok. Şehre gidip dilencilik yapıp pirinç getiriyor. Evde hiç yok diyor. Koynundan pirinç çıkardı, pirinç çorbası yaptı diyor. Hani ve sizden pirinç kokusu gelmesin diye de evden, hani yemek kokusu gelmesin diye de onu da saklamıyor. Ya o kadar yokluk var ki o kokuyu bile saklıyorlar. Kadın erkek çocuk doğurunca kocasının yanına dönüyor. Adam gidip özür dileyip affettirme kayınbabasına, karısına yok yani adamda. O erkek çocuk ne kadar kıymetli? Bir de o da var. Doğacak çocuk zaten erkek olacağı belli. Çok diyor durmaz, geri döner karım diyor. Adam yaptığı bütün haksızlıklara rağmen şey fugi, yani eğilmez bükülmez bir adam. çünkü kadınlar öyle alıştırılmışlar, öyle öğretilmiş. O kız da öyle çocukluğundan beri öyle yetiştiği için mecbur geri dönüyor. Yani öğretilmiş şeyler. Şey de yok mu yazarda? Hiç o kadının bir serzenişi var mı kocasına? Çok çektirdin, bu Kesinlikle hayatı hak ettin evet. diye, ama yok, bana çok iyi Yok. baktın diyor. Yani ne yaptığı ne, Allah aşkına gelme Hala yorulma. gözüm açık gitmiyorum diyor ölüm döşeğinde. Ya Yani bu da çünkü enteresan. şeyden, çünkü Maalesef. Merveciğim mesela yazar da o dönemde erkek modelleri o kadar kötü ki Fugi bir sürü şey yaşayıp sonra ahlaklı olduğu için yüceltiliyor. Yani yazarımız bile çok masum değil. Hani ona mesela Fugie'ye başka bir şey sunabilirdi. Karısını yaşatırdı, karısı çocuğa. Yani orada bile yazarımız o topraklardan doğduğunu, olayların gidişatında gene Fugie'yi yüceltiyor. Ha, amacı da o zaten, ümit aşılamak. Hani adamın çıkış noktası, kitabın kurgusu bu yönde, hak veriyorum ama insan üç cümle kurmaz mı ya? Yani adam sen beni bu hallere soktun. Kadınlık gururumu mahvettin, işte genel eve gittin falan. Hiç yok kadında, hiç şikayet yok. Aksine çalıştı. Kızı daha çok çalışmak zorunda. Orada da kadın çalışmasın diye kızı daha çok çalışıyor ve kızını alıkoymasının nedeni de şey, karısı hasta, kız evin işlerini görüyor diye. Yani orada bile baba bencil, orada bile erkek üstün ırk. Evet maalesef öyle. Şimdi Abdül hocamız neler söyleyecek bakalım Gamze. Buyurun Abdül hocam. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Ben bir Tayland seferinde, yani daha doğrusu bir kongre için Tayland'a, Bangkok'a gittiğimde bu soruyla karşı karşıya kaldım. Yani daha doğrusu insanın aklında, bu hakikaten orada çok fazla hayat kadını var, seks işçisi var ve çok olağan karşılanıyor. O kültüre yakın olanlar, Budizm'e yakın olanlar bunun orada çok doğal karşılandığını ama teşvik edilmediğini,
söylediler. Fakat üstten bakmıyor Budizm hayat kadınlarına. Olay o. Yani aşağılamıyor Hint kültür şey Buda. Ve aşağılanmasına da çok karşı. Hatta Buda'nın doktorunu bir hayat kadınından olan bir çocuk olduğunu falan söylerler. Yani onların darma dedikleri yani bir çeşit işte kefaret ödeme olabilir bu dinsel açıdan affedildikleri de söyleniyor, aydınlandıkları söyleniyor. Tabi biliyorsunuz kast sistemi var Hindistan'da. Yani alt kast sistemlerinden olan hayat kadınlığı o sisteme dahil olan yani kaderleri nedeniyle dahil olan kadınlar için bir kader olarak görülüyor. Ama yani biraz önce iddia edilen şeyi bilmiyorum. Yani ailelerin ona teşvik edip etmediğini hiç duymadım. Olabilir tabii. Küçük şeylerde, bazı yerlerde, lokal yerlerde, kültürlerde demek daha doğru. Ama Budizm'de öyle bir şey yok. Yani Budizm hayat kadınlığını övmüyor, şey yapmıyor ama aşağılamıyor. O çok önemli. Hatta Hazreti İsa'nın da bu konuda biliyorsunuz Magda yani ile Maria Magdalena ile ilgili hikayede odur ya yani onu hayat kadınından kurtardığı iddia edilir. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ama şey mesela antik Yunan'da mitoslarda Artemis tapınağı için gelir sağlamak adına belli aylarda belli kadınlar ona hizmet ederler. Bu da şehrin erkekleriyle beraber olup oraya para kazandırma şeklinde. Yani bu tabii bir mitos ama neticede baya bir şey Pardon, bir tapınak tapınak fahişelerinden bahsediyorum. Evet. Hatta onların eşlerinin işte kim olduğu ve hangi evden o kadının alınacağının bilinmesi için o şeylerin tapınak fahişelerinin eşlerinin o ay geyik boynuzlu bir şapka giymesi söylenir. Hatta boynuzlu kelimesinin oradan geldiği söylenir. Yani şimdi bunların hepsi tabii şey olabilir. Abartılı efsaneler olabilir. Neticede mitos bunlar. Ama şu var. Yani bir parça buradan çıkardığımız bir şey olabilir. O da ne için, ne anlam, yani ne amaçla yaptığıyla ilgili olarak bazı kültürlerde bu konu farklı algılanıyor. Ama neticede yani Çin'de işte Hindistan'da nüfusun çokluğu, açlık nedeniyle insanların bu yola sürüklenmesi işte günümüzde hala Tayland'da öyle. Bu işe sürüklenmesi nedeniyle o kadınlar toplumdan dışlanmıyorlar. Bu önemli bir şey. Aşağılanmıyorlar. Toplumdaki yerleri yani üst yerlerde değil, sırtları sıvazlanmıyor belki ama neticede bizim Avrupa toplumlarında ya da bizim gibi toplumlarda olduğu gibi aşağılanmıyorlar. Bu da önemli bir şey. Yani bunu söylemek istedim. Teşekkür ediyorum. Evet, sonra evleniyorlar, çocuk aile kuruyorlar, çocukları oluyor falan. Bütün herkes de biliyor, mesela özellikle Tayland için konuşuyorum. Ne yaşamını bildikleri mesela, ama mesela köyüne geri dönüyor hiç şey ya da kasabasına. Dediğiniz gibi evet, normal yaşamlarına devam ediyorlar. Ama ben Zuhal'in hani Budizm'den kaynaklanıyor. Mesela onu hiç bir bakmam lazım. Hiç öyle bir şey değil. Çünkü ben de Budizm'e çok meraklıyım. Çok bakarım, okurum. Hiçbir bir şey yani şey yapmadım. Onu da ayrıca bakacağım. Teşekkürler Abdül Hocam. Kitapla ilgili başka konuşmak isteyen var mı? O zaman burada kitabımızı bitirelim. Herkese çok teşekkürler.